İstanbul'da dün gündüz saatlerinde sıcak bir hava vardı ama akşam saatlerinde birdenbire kapadı hava ve hemen hemen tüm devlet kurumları Boğaz çevresi ve Avrupa yakası için ani fırtına uyarısı geçti. Sonrasında ise mega kentin semalarını aydınlatan şimşekler çakmaya, yıldırımlar düşmeye başladı. Bazı bölgelere damla yağmur düşmezken bazı bölgelerde göz gözü görmedi. Evleri su bastı, çatılar uçtu. İnsanlar canını zor kurtardı ama özellikle bir görüntü vardı ki birazdan gelecek ekranlarınıza. Bulutların üzerinde beliren bir silüet günün en çok konuşulan konusu oldu. İşte o silüet ve üzerine yapılan tartışmalar. Kıyamet bugündür ya Resulullah! Bir tarafta damla yok, diğer tarafta adeta kıyamet koptu. Fırtına öyle bir geldi ki geldiği gibi yıktı geçti. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Ani hava değişimi İstanbulluları şoke etti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Settar, ya Gaffar, ya Rahman. Mega kentte cumartesi akşamı için şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı yapılmıştı. Sonrasında şehrin bazı bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan şimşekler çakmaya başladı. Çatılar hep uçtu çatılar, arabalar gitti, mahvoldu arabalar. Sultan Gazi'de çok sayıda evin çatısı uçtu, 3 tane prefabrik ev yerle bir oldu. Çatı koptu geldi işte. En az 10 ev zarar görmüş yani, aşağı taraf daha berbat. Burası komple tamam, bizim tamam. Evin üstüne yıkıldı abi. Tamam. Zor kendimizi kurtardık valla. Ben tektim, çocuklar Allah'tan yoktu. Zor geldim şuraya kadar. Şurada bir kamyon duruyor. Kamyonun altına yattım. Şu çatının yıkıldığını gördüm buraya. Arabaların camları, çerçeveleri patladı hep. Allah'tan o araba yani içinde kimse yok. Mahalleli canını zor kurtardı. Yağmur hızlanmaya başladığında arka balkona çıktık eşimle. Tam o sırada büyük bir gürültü koptu. Sarıyer'de fırtınanın şiddetiyle bir binadan kopan bacak karşısındaki evin duvarını yıktı. Salona geldim. Salona geldiğimde bu manzarayı gördüm. Zaten eşimle birlikte şok olduk. Şu kısımda tekli koltuğumuz var. Beykoz'da 200 yıllık tarihi çınar rüzgarın şiddetine dayanamadı. Feci bir sesti, feci bir yıkılış. Şok olduk, 10 dakika kendimize gelemedik yani. Maddi hasarlar var işte, kepenkler işte, tenteler falan kırıldı. O sırada yoldan geçen adam son anda ezilmekten kurtuldu. Şiddetli yağış sırasında bulutların üzerinde görülen bir silüet sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu. Onu Harry Potter serisindeki kötü karakter Voldemort'a benzeten biri oldu. Bizde bulut sistematiği dediğimiz sistematik var. İşte aslana benzer, insana benzer şekiller alabilir. Kırmızı renk alabilir. Normal mi bu? Normal. Çok değil. Sadece 24 saat önce görüntü işte tam da yanımdaki gibiydi. Ağaçlar devrilmiş, çatılar uçmuş, fırtına vardı. Şimşekler ardı ardına çakıyordu. 24 saat sonra hava güneşli ve oldukça sıcak. Maalesef böyle keskin dönüşler, keskin değişiklikler yaşanabiliyor ve uzmanlar uyarıyor. Bu hiç de hayra alamet değil. Hızlı bir şekilde yoğuşa meydana geldiğinden bu tür hortumlar, fırtına, yağış görülebilir. Peki Eylül'de bu durum ne kadar normal? Bu sistem Marmara'nın doğusunu etkiledi daha çok. Büyük şehirlerde ormanlık alanlarda hava daha serin olduğu için o bölgelerde kuvvetli bir şekilde yağış düşmeleri ve rüzgarın etkisine göre de değişebiliyor. İstanbul'da böyle hortum, fırtına, yoğun şimşekler görmeye devam edecek miyiz? Devam edeceğiz. 10 bin atom bombası kuvvetinde olabilecek elektrik yüküne sahip de olabiliyorlar. Bu tabii ki olacak. Önümüzdeki günlerden itibaren hava sıcaklıkları düşüyor. Çarşamba, perşembe günleri pik yapacak. İstanbul perşembeden itibaren 15-16 dereceleri görecek. Ege ve Akdeniz'e de kuvvetli rüzgar alacak, fırtına şeklinde olacak. Sibirya üzerinden gelecek soğuk havayı bekliyoruz. Eski bahar ayları yok.